Kadınlarda idrar kaçırma neden olur? Bu bölümde bu konuyu işleyeceğiz. İdrar kaçırmanın birçok sebebi bulunabiliyor fakat tedavisi mevcut. Yani bu durum kader değil. Ayrıca kadınlarda görülen böbrek taşlarını da konuşacağız. Üroloji uzmanı Profesör Doktor Tunç Özdemir bu bölümümüzün konuğu. Siz de ilgili sorularınızı 0212 243 71 78'den bizi arayarak sorabilir. 0544 880 87 87'den de WhatsApp yoluyla efendim sorularınızı iletebilirsiniz. Hoş geldiniz sevgili hocam. Hoş bulduk Meryem. Nasılsınız, iyi misiniz? İyi, sağ olun. Siz nasılsınız? Biz de iyiyiz, teşekkür ediyoruz. Bugün mühim bir konuyu konuşacağız. Aslında kadınların çok çekindiği, utandığı bir konu bu. Evet. Tedavisi mevcut diyeceğiz. Aslında ana başlığımız değil mi? Ana fikrimiz bu olacak. Şimdi idrar kaçırmanın yaygınlığı nedir diye başlayalım. Ben de olmaz, anneannem de olur diye düşünüyor bazı genç kadınlar ama genç kadınlara kadar da indi mi bu durum? Evet, aslında o düşünce bir yönüyle doğru. Sonuçta bende olmaz ama diğer üç arkadaşım da olabilirle babaannelerin hepsinde olur arasında bir rakama geliyoruz istatistiksel olarak baktığımızda. Yani aslında bu sorunun cevabı genç yaşlarda her dört bayandan, genç bayandan birini etkilerken ileri yaşlarda dört bayandan üçünü kadar etkilemektedir. Yani gerçekten ileri yaşla beraber daha sık görülen bir rahatsızlıktır. Ama tabii bunu babaanne hastalığı olarak da görmemek lazım. Genç bayanları da özellikle yaşam kaliteleri açısından çok daha derin bir şekilde etkilemektedir. Peki size geliyorlar mı hocam böyle bir sorunum var benim diye, yoksa siz genelde başka hastalıkları araştırırken böyle bir problemin varlığından mı şüpheleniyorsunuz? Evet, tabii özellikle bizim toplumumuzda maalesef çok sık görülen bir rahatsızlık. Bununla ilişkili biz az sonra belki sebeplerini konuşurken açıklayacağız ama kadınlarımız bunu birazcık kader gibi görüyorlar maalesef. Türk toplumunda bu bir İdrar kaçırma günlük yaşamın sanki yaşlanmayla beraber bir normali gibi gözüküyor. Bir de tabii tanımlamada bir sıkıntımız var. Yani hangi idrar kaçırma idrar kaçırmadır, bu idrar kaçırma nasıl olmaktadır, günlük hayatı nasıl etkilemektedir gibi birçok konu kadınlarımızın kafasında çok cevapsız kaldığı için hekime ulaşmakta, çekinceler doğurmakta ve maalesef kendi aralarındaki diyaloglarla veya magazinsel bilgilerle yetinmeyi tercih etmektedirler. Şimdi ben öncelikle bu idrar kaçırmanın bir tarifini yapmak isterim. İdrar kaçırma gündelik hayatta ani gelişen, bir kere ani gelişecek istemsiz idrar kaçırma olacak veya mesane kontrolünün kaybı olarak nitelendirmekteyiz. Bu ani idrar kaçırma hissi çok çeşitli sebeplerle olabilmekle beraber İlk olarak hastada zaten bizim konuşmalarımızda neden, nasıl olduğunu irdelemekteyiz. Yani bu hastalarımız bize işte ani başlayan bir öksürükle mi, ani bir ağırlık kaldırmakla mı, yataktan kalkarken mi, yoksa günlük hayatta iş yerinden gelirken aniden çok sıkışıyorum, tuvalete yetişemiyorum veya işte bir müşterimizle, çalışan bayanlarda özellikle müşterimizle oturuyorum, tuvalete yani kalkıyorum, tuvaletisi geliyor, neredeyse yetişemeyeceğim ve bazen de kaçıyorum, evet kaçırıyorumlar ile gelmektedir. Tabii bunun sebeplerine döndüğümüzde aslında bu iki kaçırmayı siz benim zaten anlatımını anlamışsınızdır. Çok net olarak ikiye ayırıyoruz. Bunlardan birisi stres tipli idrar kaçırmadır. Diğeri de aşırı aktif mesanedir. Bu ikisi aslında birbirine zaman zaman da örtüşebilen, zaman zaman da ayrışabilen iki ayrı rahatsızlıktır. Stres tip idrar kaçırma aslında adı üstünde karın içi basınçları özellikle. Ani ağırlık kaldırma, evet, hapşurma. Bu şekilde rahatsızlıklar oluştuğunda oluşan bir idrar kaçırma tipidir. Bu çok az, sadece ıslatma şeklinde olabileceği gibi maalesef progresif ilerleyen bir hastalık olduğu için ileriki zamanlarda mesanenin tamamen boşalması şiddetine kadar gidebilir. Peki ne zaman size gelmeliler hocam? Şimdi bir iki kere kaçırmak yılda bir belirti midir, yoksa sıkça kaçırmak mıdır bunun? Aslında idrar kaçırma her zaman bir şikayettir. Her ne koşulda olursa olsun bu alışkanlık haline gelip kader olarak görülmediği sürece insanın sosyal hayatını, yaşam koşullarını, iş hayatını çok derinden etkileyen önemli bir rahatsızlık olduğu için aslında idrar kaçırmanın hiçbirisine tahammül etmemek lazım. Bu her zaman bir rahatsızlıktır. Her zaman insanın yaşam kalitesini bozar. Her zaman hastada başka sebepli sıkıntılara sebebiyet verebileceği gibi başka rahatsızlıkların örtüsü de olabilir. O yüzden idrar kaçırma hiçbir zaman
görmezden gelinmeyecek. Her zaman evet, bunun üzerinde nedeni mutlaka araştırılması gereken bir rahatsızlık. Bir hastalık olarak tanımlıyor musunuz, yoksa başka hastalığın alt sebebi olarak mı görüyorsunuz? Tabii hocam? Burada zaten ilk değerlendirmemizde biz bunu çok iyi irdelememiz lazım. Gerçekten bu az önce bahsettiğim gibi kendisi idrar kaçırma hastalığı olabileceği gibi başka hastalıkların belirtisi, öncüsü veya sonucu da olabilir. O yüzden her ne koşulda, her ne yaşta, her ne pozisyonda olursa olsun idrar kaçırma şikayeti olduğu zaman bu gerçekten çok iyi irdelenmeli ve sebebi sonucu ortaya konulup tedavisine mutlaka yönelinmelidir. Bir hasta geldi karşınıza, bende idrar kaçırma problemi var dedi. Nasıl bir tanı yöntemiyle ilerliyorsunuz? Evet. Şimdi tabii bir hastamız geldiği zaman aslında biz hastayı gördüğümüz zaman bile kafamızda bir şekil oluşuyor. Yani biz bunu ilk değerlendirmemizde hastanın zaten genel gelişinden, oturmasından, konuşmasından, bize bahsettiği şikayetlerden, belki de hastalığın sebebinin ve bize muayeneyle edileceklerimiz %75'ini alıyoruz. Yani nasıl? Tabii idrar kaçırma ile ilişkili altta yatan sebepleri zaten ilk hastayı değerlendirdiğinizde ilk defa bunu görüyorsunuz. Şimdi tabii cinsiyet, kadın cinsiyet geliyor çoğunlukla. Yaş bizim için çok önemli. Genç yaşta gelen bir hastayla ileri yaşta gelen bir hastada tabii ki bizim sebeplerimiz ve sonuçlarımız farklı olacaktır. Yine hastanın geldiğindeki kilosu, obezite bu rahatsızlıkta çok önemlidir. Yine sigara kullanımı, yaptığı meslekler, yarattığı şikayetler, bunları ilk olarak değerlendirdiğimizde hastada anamneziyle beraber, bize bahsettiği şikayetlerle beraber zaten biz çok fazla yol almaktayız. Öykü yani genç, evet, genç bir bayan geldi bize. Bu bayan bize işte ya aniden idrar basması hissi geliyor. Ben tuvalete yetişemiyorum diye bir şikayetle geldiğinde zaten yol bir anda daha çok böyle aşırı aktif mesane midir? Altında yatan sebepler nelerdir? O yönde biz bu konuyu derinleştirmeliyiz gelirken. Daha ileri yaşlarda özellikle doğum sayısı, biraz kilo varsa, bunun yanında sedanter hayat varsa, öksürmek gibi, ağır kaldırma gibi anamnezler sunuyorsa, o zaman zaten direkt stres tip inkontinansa kaymaktayız. Ve bunların üzerinden biz değerlendirmelerimizi yaptığımızda da gerçekten tetkikleriyle beraber değerlendirmemizde çok net sonuçlara ulaşabilmekteyiz. Tabii net sonuç bize çok net tedaviyi de getirmekte. Stres tipi idrar kaçırmayla başlayalım hocam. Evet. Şimdi bunun acaba tedavi yolları nedir? Şimdi stres tip idrar kaçırma öncelikle anatomik bir ufak tabii bilgi vermek gerekiyor. Neden oluyor stres tip idrar kaçırma? Neden? Yani neden yaşlanan kadınlar idrar kaçırıyor? Neden daha fazla doğum sayısı olan kadınlar idrar kaçırıyor? Neden kilosu daha fazla olan kadınlar idrar kaçırıyor? Veya dedik ki işte sigara içen kadınlar neden kaçırıyor? Veya kronik obstrüktif akciğer hastalıkları, öksürük, balgam gibi başka şikayetleri olan hastalar neden daha fazla idrar kaçırıyorlar? Şimdi bunları aslında alt alta yazdığımızda bariz bir tablo çıkıyor. Yani orada görüyoruz ki aslında karın içerisindeki mesanenin bulunduğu ortamın değişmesine bağlı. Yani işte gebelik, çoklu gebelik veya birden fazla doğumlar, normal özellikle doğum, travmatik doğumlar, kilo alımı gibi, yaşlanma gibi durumlarda mesanenin anatomisi değişmekte. Mesane normalde vücut içerisinde, kalça kemiğinin içerisinde bir hamağın içerisinde yerleşik bulunur. Tabii bu hamak yaşla beraber birazcık aşağı doğru hareketiyle beraber, tabii bu yaşı daha da provoke eden işte kilo, gebelikler veya işte öksürmeye sebebiyet verecek diğer rahatsızlıkları da aldığımız zaman veya nörolojik sebeplerle bu hamak zayıfladığı zaman mesanede kalça kemiğinin altında aşağı doğru yer değiştirir. Şimdi mesanenin normalde idrar tutma becerisini sağlayan sfinkter dediğimiz mekanizmaları çok ince dengelerdedir. Mesane çok iyi bir pozisyonda olacak. Onun çıkışındaki idrar kanalı normal açısında olacak. Karın içinde basınç arttığı zaman mesanenin o hamak içerisinde yaptığı hareketle öndeki kemiğe sıkışmasıyla beraber bu idrar orada tutması sağlanacak ve idrar kanalının çevresini saran kaslar sağlıklı olacak. Şimdi bu yapılar normal olduğu zaman her şey güzel. İdrar kaçırma, istediğiniz kadar öksürün, idrar kaçırmıyorsunuz. Ama bu yapılardaki bozulmalar, bu yapılarda bozulmaların getirdiği gevşemeler olduğu zaman tabii mesane aşağı doğru yer değiştirmekte. Mesane aşağı doğru yer değiştirdiği zaman
üretra dediğimiz idrar kanalının açısı bozulmakta. Onun etrafını saran kas dokuları tabii ki doğal olarak bir güç kaybına uğramakta ve buna bağlı olarak da en ufak bir karın içindeki basınç artışı bu bölgeye baskı yapıyor. Evet, baskı yaparak hastalarımızın idrar tutma becerisini bozmakta. Şimdi sebep tabii bu şekilde anatomik bozukluk ortaya konunca da sebep üzerinden hep bunlara gitmek zorundayız. Yani burada aslında bir kassal yapıda zayıflama, bir nörolojik sinirsel yapıda zayıflama, anatomik bir bozukluk olarak bunları değerlendirdiğim zaman çözümünde de tabii bunları tek tek değerlendirip nerede bozukluk olduğunu bulup ona göre de tedavisine gittiğimizde yüksek başarı gelmekte. Nedir hocam tedavi yolları? Tedavi yollarında tabii öncelikle ben hep genç bayanlardan başlayarak ileri yaştaki bayanlarda da öncelikle davranışsal tedaviyi çok önemsiyorum. Davranışsal tedavi deyince aslında en başta biz doğru su içiyor muyuz? Yani sıvı bizim için su alımı çok elzem bir şey. Tamam, bunu hepimiz de alıyoruz ama bu su alımı doğru bir şekilde mi olmakta? Doğru derken ne kastediyorsunuz? Evet, şimdi doğru su alımı günlük magazinsel olarak işte 2,5 litre su içmeliyim deniyor diye bir kota var, evet, insanların kafasında. Özellikle genç bayanlar bunu, evet, harfiyen de uygulamaya çalışıyorlar. Kilo vermek adına, evet, biraz da. Ama o 2,5 litre su tabii özellikle çalışan bayanlarda güne dağılmış sağlıklı bir su içme şekli olmuyor. Çoğunlukla bizim gördüğümüz, bize gelen bayanların maalesef yanlış sıvı alımında şöyle bir faktör var. Diyorlar ki hocam biz 2,5 litre su alıyoruz. Nasıl alıyorsunuz? İşte biz sabah çok fazla içmiyoruz. Niye? İstanbul trafiği, sıkıntı yaşamayalım. Sonra işte tuvaletteki hijyenlerimiz çok sağlıklı olmadığı için de çok fazla su içmiyoruz. Ne yapıyorsunuz? Biz öğlen o suyun bir litresini aniden içiyoruz. Birden içiyoruz. Birden içiyoruz. O saate kadar ama vücut susuz. Ondan sonra işte öğlen yemeğinden sonra tekrar yoğun iş hayatına dalıyoruz. Orada da çok fazla sıvı almak istemiyoruz. Peki ondan sonra da iş çıkışı eve gidene kadar hani böyle sıkıntı yaşamayalım diye içmiyoruz. Evet. Ondan sonra da akşam biz işte o kalan 1,5 litreyi kullanıyoruz. Şimdi yatana kadar. Böyle tabii böyle bir su sıvı tüketimi hiç tasvip edeceğimiz bir şey değil. Yani bunda ne oluyor? Mide aniden geriliyor. Midenin aniden gerilmesiyle beraber ani bir yük gelişiyor. Bu ani yük tabii vücuda ani emilimi, kalbin ani yüklenmesi, böbreklerin ani yüklenmesi bunlara sebebiyet veriyor ve tabii gün içerisinde bir ani idrar, çünkü bir anda yükleniyor, bir anda da boşalma hisleri geliyor. Evet. En provokatif işlemlerden biri aslında soğuk ve bir anda yüksek volümlü idrarın gelmesi bile mesanenin tek başına ani cevaplar verme sıkıntısını artırmakta. Şimdi bizim tabii önerdiğimiz sıvı alımı her saat başı. Her saat başı canınız çektiği kadar. Bakın yani böyle büyük işte şu kadar bardak için, bu kadar şey için de değil. Yudum yudum zaten, belki. Yani onu zaten beyin sizin elektrolitlerinizle size benim ihtiyacım var. Yazın siz böyle büyük bir bardakla bile doymazsınız. Kışın da böyle daha mütevazi bir bardağı zorlayarak içersiniz. Yani vücut size zaten onun da dengesini bulduracak. Yani kalktığınız andan itibaren her saat başı bir bardak su içmenizi istiyoruz. Su içmek için dediğim gibi kendinizi zorlamayın. Yani canınız çektiği kadar ama mutlaka bir miktar alın. Çay içtim onun yerine geçer mi? Hayır, geçmez. Kahve içtim yerine geçer mi? Hayır, geçmez. İşte yemekten önce, yemekten sonra hiçbirinin önemi yok. Fazla su içince bulantı oluyor hocam. Bu normal mi? Bu normal. Tabii fazla suyu bir anda siz yüklerseniz vücuda elektrolit dengenizde bozulmalar oluyor. Yani bizim özellikle sodyum elementimizin seviyesindeki düşüşler öncelikle böyle bulantı hissi, daha sonrasında bilinç kaybına kadar gidebilen rahatsızlıklara sebebiyet verir. Biz yani bu hiç tasvip edilen bir şey değildir. Siz fazla su içip de bulantı yapacak kadar şey yapıyorsunuz. Orada zaten bir yanlış yapıyorsunuz demektir. Yani siz ölçüyü bu sefer de yukarı doğru kaçırmış, evet, oluyorsunuz. Dediğim gibi yani vücut onu çok güzel dengeler. Siz canınız çektiği kadar sıvı aldığınız sürece vücut da bunu çok dengeli bir şekilde yavaş yavaş mesaneden itiraf edeceği için ne ani idrar basması hissi olur ne de vücut sıvısız kalır. Evet. Şimdi ben hep onu söylüyorum bayanlara, bunu böyle mesaneden ziyade cildiniz çok güzel olur deyince dinliyorlardır. Dinliyorlar. Evet, yani böyle her saat başı su içerseniz cildinizde bile yansıyacak, kilo vermenize bile yansıyacak, çok olumlu davranışlar olur diyerek biz bayanlarımıza bunu... Ki doğru hocam değil, evet, mi? Sonuçta her şey gerçekten doğru ama tabii bizim işimiz üroloji olunca biz kendi açımızdan değerlendiriyoruz ama bayanlar cilt güzelliğini, kilo vermeyi biraz daha önemsiyorlar. Tabii ki bu doğru sıvı alımı, doğru sıvının ıtrahı aslında önemli, her şeyi çok düzeltmekte. En başta dediğim gibi bu doğru alımıyla
doğru sıvı alımı ile beraber hastalarımızın özellikle anatomik bozukluğu olmayan büyük bölümü çözülüyor. Bu bölüm evet, büyük bölümü çözülmekte bu hastalarımızın. Daha sonrasında biz tabii az önce size anatomik bir bozukluktan bahsettim. Yani stres tip inkontinanste bir anatomik bozukluk oluyor. Biz bu anatomik bozukluğu geriye çevirebilir miyiz? Evet, bir yere kadar çevirebiliyoruz. O hamak yapıyı güçlendirecek egzersizler. Bu, Kegel egzersizleri evet, değil mi? Kegel egzersizleriyle bunları güçlendirmek. Yani siz o çok anlatırken çok basitmiş gibi gelir. Hı hı. Yani işte yapılacak egzersiz şu aslında. İdrarınız varmış gibi 3 dakika tutun. Bunu tutmak gerçekten çok yorucu bir egzersizdir. Ama çok da faydalıdır. Bu egzersizleri yapmak. Onun haricinde tabii gündelik hayatta hareketi artırmak. Sonuçta bu bir hamak yapı ve bu hamak yapı kalça kaslarının gücüyle de alakalıdır. Toparlanmasıyla beraber hastalarımız çok ciddi yol alacaklardır. Bundan Kegel başka, egzersizlerini idrarımız yokken mi yapmalıyız sık sık? İdrarınız yokken bile aslında şöyle oturuyorsunuz, hı hı, bir boş andasınız, hatta taksidesiniz, dolmuştasınız, otobüstesiniz, tuvaletiniz varmış, tuvaletisiniz varmış gibi tutmak. Hı hı. Bunu yani illa böyle hani dolu mesaneyi böyle kendinizi yıpratacak şekilde değil. Normal gündelik hayatta herhangi bir yerde aklınıza geldiğiniz anda böyle 10 setlik bir şey yapsanız çalışma tabii çok ciddi faydası olacaktır. Tabii bu egzersizlere de dirençli hastalıklar mutlaka var. Bu hastalıklarda tabii cerrahiye gelmeden önce bazı alternatif tedavi yöntemlerimiz var. Yine bu alternatif tedavi yöntemlerimizden ilaçlı tedavi. Bu stres tip inkontinansta, hı hı, stres tip idrar kaçırmada artık yeni gündeme gelen çok ciddi ve başarılı idrar ilaç takviyelerimiz var. Ağızdan mı? Evet, ağızdan ilaçlarla gerçekten biz bu ilaçlarla çok ciddi yol almaktayız. Ne içeriyor bu ilaçlar hocam? Bu ilaçların aslında hani başlangıç noktası antidepresanlardır. Hmm. Ama diğer antidepresanlardan biraz daha farklı yöntemlerle çalışırlar. Hani böyle bir espri olarak kaçırıyorum ama mutluyum değil. Gerçekten kaçırmazsınız bu ilaçları kullanarak farklı etken mekanizmalarıyla. Ve gerçekten özellikle genç bayanlarda henüz o anatomik yapının çok bozulmadığı ama bu sıkıntı yaşayan hastalarda çok olumlu cevaplar almaktayız. Buna ilaveten tabii anatomik bir bozukluk olduğu için bunda anatomiyi dışarıdan destekleyecek enstrümanlarımız var. Bunlar vajene yerleştirilen açı değiştirici yapılar. Bunlar çok uzun süreli kullanılabilen aparaylar değildir ama kullanıldığı süre içerisinde özellikle bazen çok hızlı yol almamız gereken süreçlerde çok faydalı destekleri olmaktadır. Tabii az önce bahsettim, bu işte bir anatomik bozukluk var. Varsa. Stres tip inkontinansta. Bu sebeple de anatomik bir bozukluk olduğu zaman da nihai tedavisinde bu anatomik yapının düzeltilmesi. Bu da cerrahi gelişiyor. Yöntem. Bu da cerrahi yöntem. Tabii cerrahi yöntemlerde az önce söylediğim gibi mesane pozisyonunun düzeltilmesi, üretra dediğimiz idrar kanalı açısının düzeltilmesi, o bölgedeki kasların desteklenmesi şeklinde bir yapılanma içerisinde planlanır ameliyatlar. Nasıl bir ameliyattır bu hocam? Şimdi tabii bu işte hastalıkta yine biraz terzi işidir bu. Yani çünkü hastayı birebir değerlendirip mutlaka çok ciddi ve iyi bir değerlendirme yapılması gerekir öncesinde. Öncesindeki değerlendirmede işte bizim bu hastanın idrar kaçırmasındaki PET testleri, yine ürodinami dediğimiz mesane içi basınçların ölçülmesi, her hastada ihtiyaç olmayabilir. Çok basit anatomik muayenede vajenin anatomik yapısındaki bozulmanın derecesi gibi değerlendirmeler yapıldıktan sonra ihtiyacı olan hastaya mesanenin karın içerisinde daha yukarı bir pozisyona asılması, hı hı, gerekebilir. Bu mesela özellikle ileri yaşta ve çok fazla doğum yapan hastalarda rahmin aşağı doğru neredeyse vajenden doğacak kadar yer değiştirmiş olabileceği durumlarda, hı hı, bu mutlaka yukarı asılmadan bu anatominin düzeltilmesi mümkün olmaz. Veya aynı şekilde mesanenin aşağı doğru fazlaca sarktığı yerler, alanlarda karın içinde yine mesanenin normal anatomik pozisyonuna yükseltilmesi lazım. Ama çoğunlukla artık tabii hastalarımızın daha bilinçli bize ulaşmaları sebebiyle çoğunlukla bu aşamalara gelmeden sadece idrar kanalının ağzını destekleyecek TVT veya TOT dediğimiz
Hakikaten ameliyathanede 15 dakikada yapılabilen bir mesh desteği, yani bir oraya yerleştirilen bir yamayla o bölgenin desteklenmesiyle 15 dakika sürüyor bu ameliyat ve başarısı gerçekten çok tatmin edici. Bu şekilde idrar, özellikle stres tip idrar kaçırmadan hastalar kalıcı şekilde kurtulurlar. Peki hemen görülüyor mu etkisi? Evet, şöyle biz hastaların çoğuna sonda bile takmamız gerekmiyor. Hasta ameliyathaneden çıkıp yukarıda odasına gittiğinde gerçekten ilk idrarında bile biz büyük bir mutluluk yaşıyoruz. Ne hastada güzel. Biz de. Evet. Ne güzel gerçekten çok başarılı cerrahi yöntemler artık var. Şimdi aktif mesaneden de bahsedelim biraz. Nedir aktif mesane dediğimiz? Şimdi aşırı aktif mesane bu stres tip inkontinanstan farklı olarak mesanenin kontrolünün kaybı olarak tarifleyeceğimiz bir rahatsızlıktır. Yani mesane bizim bilişimimiz dışında, bizim istemli hareketlerimizin dışında bazı uyaranlara farklı ve aşırı cevaplar verebilmektedir. Bunda en önemli soğuk, sıcak, iritatif şeyler yaratabilecek çay, kahve, teofilin, kafein gibi içeriği olan içecekler gibi, yine bağırsak rahatsızlıklarıyla beraber olabileceği veya nörolojik bazı rahatsızlıklar da olabilecek. Mesanenin aşırı reaksiyon verebileceği, aşırı tepki verebileceği hastalıklar grubu olarak aşırı aktif mesaneyi değerlendirebiliriz. Aşırı aktif mesanede stres tip inkontinanstan farklı olarak öksürünce, hapşurunca veya karın içi basınca artınca bir idrar kaçırma değil. Hastalar bize daha çok oturuyorum, aniden bir idrar basması hissi geliyor. Kalkıyorum, tuvalete bir bölümü yetişebilir, bir bölümü yetişemez. Yani böyle tuvalete gidinceye kadar aşağı akıyor şeklinde bir anamnezle gelirler. Bu diğer tip idrar kaçırmadan tabii oldukça farklı. Altında yatan sebepler mutlaka çok çok iyi değerlendirilmeli. Yani işte bir hastamız geldiği zaman bize aynen tarif dedi. Yani bu, biz buna ani idrar basması hissine urgency diyoruz. Ani idrar basmasına da urgent continence diyoruz. Şimdi bir hasta bu şekilde geldiği zaman bu provoke eden sebep mutlaka çok iyi ortaya konulmalı. Öyküsüyle. Evet, yani en başta öyküsü nedir? Yani bu sizin aniden idrar basma hissini yaratıp aniden sizi bu kadar sıkıntıya sokan sebep nedir? Bazı hastalarımız dediğim gibi iyice irdelediğiniz zaman hiç olmadık başka nörolojik hastalıkların ilk bulgusuyla gelebilirler. Nörolojik olabilir. Nörolojik, evet. Yine gastrointestinal sistemin iyice sorguladığınız zaman gastrointestinal sistem rahatsızlıklarının yine bir komponenti olarak size gelebilir. Veya dediğim gibi bazı aşırı hassasiyet yaratan maddeler, işte mesela kahve içimindeki veya çay içimindeki kafein, teofilin gibi maddelerin aşırı yarattığı reaksiyonlar olabilir. Yine soğuk yüklenmeler, mesela bizim çocukluğumuzdan beri işte ayağımı üşüttüm diye bir şikayet vardır. Genç bayanların hepsinde bir ayağımı üşüttüm, o yüzden çok idrara çıkıyorum. Bu bir sebep midir gerçekten hocam? O aslında iritatif tabii. Soğuğun yarattığı iritatif bir mesanede uyarıdan kaynaklıdır. Bu çok böyle ayağımı üşüttüm, tamam ısıtınca geçer bir durum değildir. Dediğim gibi mutlaka üzerine gidilmesi, sebepleri, başka nedenleri, diğer hastalıklarla ilişkili çok iyi değerlendirilmesi gereken bir rahatsızlıktır. Çünkü iyi değerlendirmediğiniz zaman başka bir hastalığın çok ileri seviyesinde tekrar karşınıza çıkabilir. O yüzden gerçekten her zaman ciddiye alınması, sebebi, sonucu ortaya konulması gereken bir rahatsızlıktır. Çünkü sosyal hayatı da çok kısıtlayan bir rahatsızlıktır. Doğru. İnsanlar sokağa çıkamaz hale gelebilir veya iş yerinde çok ciddi sıkıntılar yaşayabilir. Bunun gece uykulu düzenini bozmasından tutun, gündüz sosyal hayatınızdaki kısıtlamalarına kadar çok ciddi büyük sıkıntılara sebebiyet olabilir. Verebilir. Veya ıslak kalma, tabii her zaman mesela cilt reaksiyonlarına, sekonder böyle oluşan cilt reaksiyonları çok keyif kaçırıcıdır. Bunlara sebebiyet verir. O yüzden her zaman öncelikle anamnezi ve değerlendirmesiyle aşırı aktif mesane hep çok üzerinde durulması gereken bir rahatsızlıktır. Şimdi tabii hasta geldi, değerlendirdiniz. Altta yatan başka, tabii ben nörolojik ve gastrointestinal sistemleri söyledim ama ürolojik başka semptomlar, ciddi idrar yolu enfeksiyonları yine buna sebebiyet verebilir. Aynı şekilde taş hastalıkları, taşın yarattığı iritasyon veya hiç tabii görmek istemeyiz ama burada gelişen maligniteler, kanserlerin de bu şekilde aşırı aktif mesane ile
hastaların bize sunumu vardır. O yüzden mutlaka bu altta yatan sebepler öncelikle ortaya konulmalı. Hiçbir sebep yoksa da bulabildiğimiz, biz tamam bu yine yani simple, daha basit bir aşırı aktif mesane ama bunun çok ciddiyetle tedavi edilmesi gerekiyor diye değerlendirmemizi yapmalıyız. Şimdi sıklıkla herhalde böbrek taşları görülüyor değil mi bunun altında hocam? Ya da idrar yolları enfeksiyonları değil evet, mi? Evet, en sık olarak biz aslında idrar yolu enfeksiyonlarını görmekteyiz. Tabii taşlar bu olayı biraz daha komplike hale getirir veya tümörler, işte içerideki kanserojen yapılar, ama maalesef idrar yolu enfeksiyonları toplumumuzda da çok sık görüldüğü için, bayanlarda da buna yol açacak anatomik yapıların çok idrar yolu enfeksiyonu oluşumunu kolaylaştırdığı için çoğunlukla bunun altında bir idrar yolu enfeksiyonu vardır. İdrar yolu enfeksiyonunun tek başına tedavisi bile bu hastalarda bu sıkıntının çözülmesine sebebi verebilir. Evet. Şimdi biraz idrar yolları enfeksiyonundan bahsedip böbrek taşlarına geçelim mi? Tamam, tabii. Bunun ki tek tedavisi herhalde antibiyotik değil mi hocam? İdrar yolu enfeksiyonlarının tek tedavisini antibiyotik olarak görmemek lazım. Şimdi tabii biz çok fazla antibiyotik kullanımına odaklanmış bir toplumuz. Yani evet, antibiyotik kullanalım, sorunumuz çözülsün. Aslında koruyucu tedavi her zaman esastır. Nedir? Koruyucu tedaviden kastım, idrar yolu enfeksiyonu görüyoruz. Peki neden? Neden idrar yolu enfeksiyonu görülüyor? Yani özellikle kadınlarda nedeni olarak da, özellikle de sistit olarak bakarsak, neden bu kadar sık idrar yolu enfeksiyonu görüyoruz? Değerlendirmek lazım. Ki bunun üzerinden bunun mutlaka koruyucu önlemlerinin alınmasını konuşmak lazım. Çünkü antibiyotiği verdiniz mi? Evet, biz de biliyoruz. Bu çözülüyor. Ama önemli olan kadınlarda bu şikayeti çok fazla sık yaşatmamak. Yılda iki kereye kadar kadınlarda idrar yolu enfeksiyonu görülebilir. Bunun üzerinde, bu sayının üzerinde bir sayıda görülüyorsa, idrar yolu enfeksiyonu görülüyorsa, bunun altında yatan sebepler araştırılmalıdır. Şimdi bunun altında yatan sebepler yine işte taş, tümör vesaire, bu anatomik bozukluklar, dediğimi söylediğim inkontinans, idrar kaçırma gibi rahatsızlıklar, bunların hepsi idrar yolu enfeksiyonunu çok kolaylaştırır. Çünkü idrar çok iyi bir besi yeridir. Buraya ulaşabilen tüm bakteriler de burada çok rahat yaşama imkanı bulurlar ve ürerler. Tabii burada yine çok basit bazı yöntemlerle biz buraya ulaşan bakterileri elimine etmeliyiz. Şimdi kadınlarda idrar kanalının ağzı yaklaşık 2,5 santimdir. Ve bizim cildimizde, cildimizin yüzeyinde flora diye bahsettiğimiz bakteriler hiçbir zaman tamamen yok edilemez. Burada her zaman cildimizin üzerinde bir bakteri florası vardır ve bu bakteri florası her zaman özellikle kendine rahat besin sağlayabileceği mesane içerisinde doğru bir yol alma eğilimindedir. Ve yol alma hızıyla değerlendirdiğimizde ben size şöyle bir rakam vereyim. Yaklaşık 2,5 saat idrar yapmayan biri, bayanın cildindeki bakteri mesanesine ulaşır. Ve orada kendine bir yaşam alanı oluşturacak hareketleri yapmaya başlar. Zaten bu bakteriler kendilerini o şekilde dizayn etmiştirler. Yani ona göre mesane mukozası dediğimiz mesanenin içerisindeki yapılara tutunup orada kendini fazlalaştırabilecek yapılarla donanımlı bir bakteridir bu. Şimdi burada en basit tedavi yöntemi aslında aklın mantığın gereği idrar tutmamak. İdrar yapılıp buradan onun hani bir balkon temizlemek gibi bir şey bu. Oradan bu bakterinin dışarı atılması. Bunun da en doğru yolu ne? Az önce sizinle yine uzun uzun konuştuk. Aslında günlük bakın, sıvı tüketimi. Siz bunu saatlere bölüp sağlıklı bir şekilde kullanırsanız suyunuzu, yaklaşık 2,5-3 saatte bir de idrarınız oluşup bu bakterileri zaten çok basit bir mekanik yolla atabiliriz, dışarı atacaksınız. Yani tamamen bu bile bayanlarda idrar yolu enfeksiyonunu çözümünde çok ciddi yol aldıracak bir yöntemdir. Peki ya taş varsa kadında? Tabii taşı herhalde az sonra daha detaylı konuşacağız. Evet. Kadınlarda taş hastalıkları aslında çok geniş bir konu. Ama süremiz daralıyor hocam. Taşa tamam, girelim isterseniz. Ben o zaman taştan bahsedeyim. Başlayayım. Şimdi tabii taş hastalıkları yani insanoğlunun bilinen tarihi yaklaşık işte 12.000 13.000 yıl olarak biliniyor. Taş hastalıkları da milattan önce 6.000 yılında, yani yaklaşık 6.000 yıldan daha fazla bir süredir Mısır'da hiyerogliflerden ve mumyalardan biliyoruz. İnsanlığın neredeyse oluşumuyla beraber taş hastalıkları da varmış, hayatımızın içerisinde. Tabii çok önemli bir rahatsızlık. Neden? Çünkü toplumların yaklaşık %4 ile 18-20'si arasında bir bölümünü etkileyen bir rahatsızlık.
maalesef Türkiye'de şöyle bir talihsizlik, bizim toplumumuzda biraz daha sık genetik olarak bizde maalesef bir yatkınlık var ve %20'ler civarında bir orana ulaşmakta. Tek faktör genetik midir yoksa yaptıklarımız mıdır? Tabii ki tek faktör genetik değil. Yani burada cinsiyet önemli. Erkekler bu konuda biraz daha talihsiz ama kadınlarda da çok ciddi bir rahatsızlıktır. Taşın tabii oluşumunda çok önemli bir nokta var. Taşın oluşumunun çok basit bir mekanizması var. Siz bir maddeyi koyuyorsunuz. Ben buna hep işte çaydaki şeker gibi bakıyorum. Siz o bir maddeyi koyuyorsunuz. Biraz daha fazla koyduğunuzda çayı şekeri ne olur? Artar. Dibe doğru çökmeye başlar. Siz onu bir de karıştırmazsanız onlar bir müddet sonra sıvının da kaybolarak yapışmaya ve şekillenmeye başlar. Taşın oluşumu aslında böyle basit bir mekanizma üzerinden yürümekte. Yani bu taşın içindeki her ne maddeyse, çünkü taşın da farklı tipleri var. O maddenin belirli bir oranın üzerine çıkmasıyla beraber daha sonra burada çökmeler başlıyor. Bizim inhibitör dediğimiz bazı maddelerin o ortamdan azalmasıyla beraber bunlar kristaller büyüyor, yapışıyor. Bir matrix dediğimiz bir çekirdek oluşturuyor ve üzerine de soğan lamelleri gibi, soğan tabakaları gibi üst üste sara sara tabii o taş maalesef orada oluşmakta. Aslında yediklerimizle mi alakalı peki hocam? Yediklerimiz, içtiklerimiz her şeyle aslında alakalı. Yani şöyle kabaca sebeplerine girersek dediğim gibi cinsiyet kadar ailesel yatkınlık. Maalesef taş hastalarının çok büyük bölümünde özellikle anne baba gibi birinci derece akrabalar da olmak üzere çoğunlukla bir öyküsü vardır. Yine tabii yediğimiz içtiğimiz geliyoruz sıvı alımına. Sıvı alımı evet önemli bir faktördür. Yediklerimizden özellikle obezite ile beraber taş hastalıkları fazla. Neden? Çünkü obezite de bizim aslında çok içerisinde vücut içerisinde girmesini istemediğimiz presipitan maddeler hepsi zaten daha fazla alınıp daha fazla tabii obezitenin bir de hareketsizlik boyutunu koyarsak bunların hepsini koyduğumuzda çökelir kalır. Evet. Yani işte çayın bu sefer karıştırılmaması gibi. Yani bol hareket, bol sıvı alımı, özellikle bazı maddelerin uzak durması bizim için çok önemli. Ben toplumda burada bilinen bir yanlışı özellikle düzeltmek isterim. Şimdi bize çok sık sorulan sorulardan birisidir. İşte hocam benim taşım var. İşte neyi içeyim veya neyi içmeyeyim? Neyi yiyeyim veya neyi yemeyeyim? Biz buna tabii cevap verebilmeyi çok isteriz ama bu aslında çok zor bir sorudur. Şimdi toplumda hep şöyle bir şey var. İşte peynir, süt ürünleri gibi şeyler içersek veya şimdilerde işte limonlu su, asitli su içersek şunlar daha fazla olur, bunlar fazla daha az olur gibi bir maalesef birbirine de aktarılan bir yanlış bilgi var. Taş hastalığı tam olarak bir terzi hastalığıdır. Yani taş hastalığı deyip asla bir insanın senin taşın var demekle geçmemek lazım. Şimdi taş hastalığının tedavi yöntemlerinden çok böyle şeyde geçeceğim. Taş hastalığının hasta tedavisinde aldığımız taş parçacığının mutlaka bir analizi yapılmalıdır. İncelenecek. Evet, biz hastaları bunu MTA'ya gönderiyoruz. Maden tetkik aramaya gönderdiğim zaman böyle hastalar sizinki gibi bir tebessümle karşılıyorlar ama bu bir gerçek aslında. Gerçekten MTA'ya mı gönderiyorsunuz? Evet, gerçekten o taş MTA'ya gidiyor. O taş analiz ediliyor. Bu taşın içeriği ne? Çünkü her taşın içeriği, içindeki maddeler, oranları birbirinden farklı. Yani böyle herkesin kafasında bir kalsiyum taşı. Evet, kalsiyum taşı var ama ürik asit taşı da var. Amino asitlerin, bazı amino asitlerin yarattığı taşlar da var. Enfeksiyon taşları da var. Çok çeşitli taş tipleri var. Taşın tipine göre tedavi değişiyor evet, mu? Evet, taşın tipine göre idrarın alkalizasyonu veya asidasyonu bile değişiyor. Yani siz yanlış bir bilgilendirmeyle ben taş hastalığım tekrar oluşmasın diye idrarınızı alkalize etmeye çalışırken yanlış bilgiyle siz belki de sizdeki taş tipinin oluşmasını çok kolaylaştıracak bir yanlışı yapıyor olabilirsiniz. Son 1-2 dakikamız kaldı hocam. Tedaviye tamam. Geçecek olursanız. Taş hastalıkları özellikle ben şöyle söyleyeyim. Bayanlarda daha önemli olmasının sebebi şu. Bayanlar, özellikle genç bayanlar ve yani bunların, bu bayanların gebelik şansları tabii ki taş hastalıklarını özellikle erken yaşlarda biraz daha farklı ve biraz daha hassas bakmamıza sebebiyet vermektedir. Taş hastalığı gebeliği tamamen oluşumuna engel olmak gibi negatif bir etkisinin yanında oluşan gebeliğin erken sonlanmasına, bebeğin gelişimindeki bozukluklara da sebebiyet verebilir. Taş hastalığı ve gebelik bizim için gerçekten aslında
en zor konulardan birisi. Çünkü özellikle gebelik öncesi dönemde taşının varlığını bilen veya bilmeyen bir bayan, genç bir bayan karşımıza geldi, gebeyim dedi. Biz burada teşhis yöntemlerimizde, tanı yöntemlerimizde çok ciddi sıkıntılar çekmekteyiz. Çünkü rutin kullandığımız enstrümanları gebelerde kullanamamaktayız. Yani ne tomografi, x-ray vesaire hiçbirini kullanamıyoruz. Ultrason yöntemiyle sadece takip etmekteyiz. Tabii yine gebelik materyali, bebeğin anne karnının arkasına yarattığı basıncın yarattığı etki, varsa taşın çok daha provokatif bir etki, böbrekte çok daha ağır bir sonuca, zarara gitmesine sebebiyet verebilmektedir. Taşın tek başına tıkayarak yaptığı etki, gebelik materyali, bebekle beraber olması olayı çok daha hızlı hale getirmektedir. Yine tedavisinde bu taşlarla beraber enfeksiyonların olabilmesi ve gebelikte bizim özellikle enfeksiyon tedavisi, antibiyotik kullanımında çok imtina etmemizden dolayı bu konularda özellikle gebelerde enfeksiyon çözümünde bize büyük sıkıntılar yaratmaktadır. Yine taşın yarattığı ağrılar, ki bu bilinen en ağır ağrılardan biridir. Bunu yaşayanlar bilir. Neredeyse gebelik ağrısıyla eşittir bu ağrı. Bu şekilde bir ağrı aynı şekilde doğumu da, erken doğumu da indüklemektedir. Ve bizim tabii oradaki tedavi yöntemlerimizde cerrahi, ESVL veya bütün bilinen taş kırma yöntemlerinde gebelik hep bizim birazcık daha zorlandığımız veya uygulayamadığımız yöntemler olduğu için özellikle gebelik öncesinde ailede taş öyküsü olan hastalarımızın, genç bayanlarımızın mutlaka taş varlığını, yokluğunu değerlendirmeli. Varsa da mutlaka gebelikten önce büyük küçük demeden mutlaka çözümleyip gebeliğe taşsız girmeleri gerekmektedir. Önemli şeyler söylediniz hocam. Bu konuyu daha başka konularda detaylandıralım başka günlerde. İnşallah. Çok çok teşekkür ediyoruz. Ayaklarınıza sağlık. Sağ olun. Teşekkür ederim. Efendim hem böbrek taşlarını konuştuk hem de idrar kaçırmayı konuştuk. Bunun pek çok sebebinin olduğunu ve tedavilerinin olduğunu söyledik. Üroloji uzmanı Profesör Doktor Tunç Özdemir'le programı kapatıyoruz. Yarın yine aynı saatte başka uzman konuklarla başka konuları konuşuyor olacağız. O zamana dek sağlıklı kalın, mutlu kalın, hoşça kalın.